2024 yılı mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Elazığ Belediye Başkanı adayı olan Ali Tek Ataş, AK Parti il başkanlığına giderek resmi müracaatını yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partilerinin yapılacak olan yerel seçimlerden de başarıyla çıkacağına inandıklarını belirtti. İnşallah sizlerle birlikte ve daha sonra oluşacak adaylarımızla beraber bu seçimi de büyük bir başarıyla sonlandıracağız. Çünkü bizim bu inanmışlığımızın en önemli sebeplerinden bir tanesi, biz AK Parti'yi sıradan bir parti olarak kabul etmedik bugüne kadar. Bir dava hareketi olarak kabul ettik ve bu ülkeye hizmet etme aşkıyla 23 yıl önce yola çıkmış bir lider ve ekibiyle birlikte buraya kadar geldik. AK Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Tek Ataş, bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeyle Elazığ'ı daha ileriye taşıyabilmek amacıyla AK Parti'den adayı olduğunu söyledi. O zamanki valimiz Sayın Murat Zorluoğlu, ki ben buradan kendisine saygılarımı, hürmetlerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Takdirleriyle ve davetiyle Van Büyükşehir Belediyesi'ne, ki biliyorsunuz kayyum olarak atanmıştı kendisi, vali ve belediye başkan vekili olarak Van Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevine getirildim. Yaklaşık 2 yıl, 1,5-2 yıl burada görev yaptıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kendisi Trabzon Büyükşehir Belediyesi adayı ve sonradan da Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yine daveti üzerine Trabzon'a gittik. Trabzon'da da Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevini istifa ettiğim düne kadar devam ettirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde darbecilere, vesayetçilere siyasi ve sosyal planlar yaparak ülkemizi diz çöktürmeye çalışan bütün dış mihraklara karşı siz değerli hemşerilerimle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için bu göreve talip oldum. 2001 yılında başlayan bu kutlu yürüyüşte özelde lider il, genelde ise lider ülke olma adına bu davaya omuz vermek için bu görevi talibim. Ben gerek eğitim, gerekse iş hayatımdaki 25 yıllık müktesebatımı bu şehrin ileriye gitmesine katkı sunmak için bu göreve talibim. Ben aziz şehrimizde yaşama sebeplerini arttırmak için bu göreve talibim. Her yerde olmak için bir gönüle girin diyor Hazreti Mevlana. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerinde saklarlar. Ben gönüllerinize girmeye talibim. Hülasa Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de, Tunceli'de, Van'da ve Trabzon'da yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.